Değerli kardeşlerim, benim konum Atatürk'ü kimler sevmez? Birçok başlık altta topladım bunu. Bu programa sığmaz ama ben kısaca üzerinden geçeceğim. O yüzden metne bağlı kalacağım, özür dilerim. Değerli kardeşlerim, herhalde dünyada tek devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu liderine sahip çıkmayan. Bu konuda dünyada birinciyiz. Bak, dünyada birinci olduğumuz belki de hiçbir konu yok ama bu konuda birinciyiz. Atatürk'ü sevmeyenler, düşman olanlar neden düşman ve bunlar kim? Bunları tanıyalım. Bir, çünkü Atatürk yıkılmış bir imparatorluktan kurtuluş savaşı vererek düşmanı 9 Eylül'de İzmir'de denize döktü ve vatanımızı kurtardı. Açık söylüyorum, hiç eğmeden bükmeden söylüyorum. O yüzden İzmir'de dedelerini denize döktüğü Yunan ve İngilizlerin ve onların işbirlikçi ajanlarının bugün yaşayan torunları Atatürk'ü sevmeyenlerdir. Müslüman Türk Atatürk'ten rahatsız olmaz. Ona rahmet diler. Eğer rahatsız oluyorsa bilin ki o Müslüman Türk değildir. Bir başlık, bir diğer başlık. Atatürk tek kişinin idaresini, yani saltanatı yıktı ve yerine halkın idaresi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bunun ilk adımı olarak 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Şimdi biz bu önemli günleri maalesef bayram olarak kutlamıyoruz. Değerli kardeşlerim, unutmayalım. Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını da kutlayamazlar. Bir başka madde. Bir Rockefeller var, David, Amerikalı. Amerika devletini kuranlardan. Biz Atatürk'e sahip çıkmadık ama Amerikalılar kendi ülkelerini kuran Rockefeller'e çok sahip çıktılar. Bu David Rockefeller diyor ki, birkaç yıl evvel öldü. Atatürk yüzünden İsrail Yahudi Devleti projemiz tam 50 yıl gecikti. Değerli kardeşlerim, işte bu yüzden bugün Atatürk'ü sevmeyenler Yahudi Rockefeller'ın adamlarıdır diyoruz. Atatürk Filistin konusunda çok hassas değerli kardeşlerim. 27 Temmuz 1937'de Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne verdiği demeçte Orta Doğu'da çıbanbaşı olacak bir Yahudi devletinin kurulma aşamasında olduğunu sezinledikten sonra Filistin'e el sürülemez. Türkler bölgedeki yabancı işgalini kabul edemez. Hazreti Muhammed Efendimizin ve kutsal değerlerimizin hürmetine İslam'ın mukaddes topraklarının Yahudilerin ve Hristiyanların nüfuzuna girmesine engel olacağız. Ordumuzun gücü buna yeter diyor. Aynı gün mecliste biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen peygamberimizin son arzusunu, yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyette kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ha, şu dinsiz dedikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dikkat edin. Atatürk'ün ömrü Hristiyan ve Yahudilerle savaşmakla geçmiştir. Atatürk asla ve asla Müslümanlarla savaşmamıştır. Değerli kardeşlerim, bugün yaşasaydı o yüzden Atatürk İsrail devleti olmazdı. Atatürk yaşasaydı Filistin'de bugün yaşadığımız manzara olmazdı. Atatürk yaşasaydı Profesör Haydar Başbey'in söylediği gibi Mescid-i Aksa Müslümanların başkenti olurdu. O yüzden Yahudiler Atatürk'ü sevmezler. Atatürk masam hocalarını, derneklerini kökü dışarıda Yahudi uşakları diyerek kapattı. Dünya masonları bunun üzerine Moskova'da gerçekleştirdikleri bir toplantıda o sarılı lider sureti katiyette ortadan kaldırılacaktır kararı aldı. Ve bugün biliyoruz ki Atatürk'ün zehirlenerek öldürüldüğü de bir hakikat. Bir başka husus. Atatürk Bursa'da bir Amerikan kolejinde İki Müslüman Türk kız çocuğu Hristiyan oldu diye oradaki koleji kapattı. Değerli kardeşlerim, biliyor muyuz? Amerika 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı'nın coğrafyasında 500'ün üzerinde misyoner okulu kurmuştur. Sadece Anadolu'da 150 civarında okul vardır. Tarsus'tan Merzifon'da, Sivas'ta, Adana, Yozgat'ta. Atatürk bunların tamamını kapatmıştır. E peki misyonerler Atatürk'ü sever mi? Sevmezler. Bakın, nüfus mübadelesiyle Anadolu'da Hristiyan Rumları gönderdi. Konya'daki Hristiyan olan Türkleri de gönderdi. Müslüman Türkleri ise Anadolu'ya geri aldı.
İstanbul'da, İzmir'de, Trabzon'da yaşayan Rumlar gönderildi. Ağırlıklı Batı Trakya'da yaşayan Türkler Anadolu'ya getirildi. Dışarıdaki Hristiyan Türkler Anadolu'ya alınmadı. Bundan dolayı bu Anadolu'dan gönderilenlerin torunları Atatürk'ü sevmezler. Mondros Mütarekesi sonrası 1918'de Rize'de Potamya Pontus Devleti kuruldu. Atatürk bu devleti 1924'te ortadan kaldırdı ve bu ihaneti yapanları cezalandırdı. E bunların torunları Atatürk'ü sever mi? Sevmez. Sevmeyen listesi uzun, kısaltalım. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in Türkiye'nin tapusu dediği Lozan zaferini kazandı. Lozan anlaşmasını yaptı. Lozan'da azınlık tarifini değiştirdi Atatürk. Türk ve Kürt'ü bir ve beraber yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Anadolu halkına Türk milleti denir dedi ve ne mutlu Türk'üm diyene dedi. O yüzden bizim için Lozan bir zaferdir. Lozan İngilizler için, diğer düşman devletler için bir hezimettir. İngiliz Sir Andrew Ryan, Lozan'da onursuz bir barış imzaladık. Bu İngiltere'nin şimdiye kadar imzaladığı en uğursuz anlaşma, en mutsuz, en kötü anlaşma demiştir. Lozan'da Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarını kabul etmeyen stratejik ortağımız olan bugün Amerika Atatürk'ü sevmez. Bize göre Lozan zaferi aslında bir milli bayram olarak kutlanmalıdır. Öz itibariyle değerli kardeşlerim, Türkiye'yi bölmek isteyenler Atatürk'ü sevmez, ona düşmandırlar. En mühim madde, en mühim Atatürk soyu tertemiz Ehlibeyt soyudur. Bunu ortaya koyan Profesör Doktor Haydarbaş'a hepimiz ne kadar dua etsek azdır. Bundan dolayı Ehlibeyt düşmanları, Muaviye ve Yezid yanlıları çok rahatsızdır Atatürk'ten. Muaviye anlayışında değerli kardeşlerim, Hazreti Ali'ye sövmeyenleri Müslüman saymazlar. Aynı mantıkla şöyle diyebiliriz. Atatürk'te de Hazreti Ali'nin kaderi var ve bugün Atatürk'ü sevenleri de birileri Müslüman saymıyorlar. Bunu da unutmayalım. İşte bütün bu liste bu. Peki biz, bizler, bizim durumumuz ne? Biz neden Atatürk'e karşı değiliz? Aksine onu seviyoruz ve ona şükran ve minnet duyuyoruz. Bir, çünkü bizim üzerimizde yaşadığımız bu cennet vatanı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler şerefimizle, haysiyetimizle, namazımızla, orucumuzla, başörtümüzle yaşadığımız bu vatanı bize bırakan Atatürk'ten razıyız. Onu seviyoruz. İki, Atatürk olmasaydı bizim isimlerimiz Yunan ve İngiliz isimleri olurdu. Ali, Fatma, Ayşe, Hasan, Hüseyin olmaz. Yorga, Yorgo, Thomas, Mary, Michael olurdu kardeşlerim. Üç, Atatürk Ehlibeyt soyundandır ve Ehlibeyt'i sevmek farzdır. Nereden biliyoruz? Allah Kur'an'da Şura suresinde de ki Muhammed'im, ben peygamberliğime, tebliğime karşılık sizden Ehlibeyt'imi sevmenizden başka ücret istemiyorum. Meveddet ayeti biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, son. Bizlere bütün bu hakikatleri Ehlibeyt soyundan gelen Atatürk'ü tanıttığı, sevdirdiği, Atatürk'e sahip çıktığı için Profesör Doktor Haydarbaş Bey'e minnet ve şükran borçlu olduğumuzu hepinize hatırlatmak istiyorum. Şunu bilmeliyiz ki şu ana kadar sıraladığım gerekçeler dolayısıyla Atatürk'e düşman olanlar, onu sevmeyenler, aynı gerekçelerle Atatürk'ü savunan ve yaşasaydı Atatürk'ün yapacaklarını yapacak olan Profesör Doktor Haydarbaş Bey'den de rahatsızdırlar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Nihat Bey'e iki kez teşekkür ediyorum. Bir, çok güzel bir sunum yaptı. Çok öz, vecih. İki, zamanı çok güzel kullandı. Çünkü ilerleyen vakitlerde buna çok ihtiyacımız olacak. Genel Başkanımıza yeterli süreyi tanımak açısından.